30 Kasım 2019 Antalya Aksu Kurşunlu Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Adem Uyar. Ziraat mühendisi Murat Vernet. Burada rekor gelişim ürünümüzü kullandık evet. Bu sene. Bu seramız öncelikle kaç dönüm? Burası 3,5 dönüm. 3,5 dönüm. Kaç yıllık bir sera burası? Kaç yıllık? 5. yılı bu sene. 5. yılında olan bir sera, domates serası. Burada evet. Çeşit olarak ne çeşitimiz var şu anda domateste? Şu anda korvet. Korvet çeşidi bir domates var. Evet. Burada rekor gelişimi kullanmadan önce neler yaşıyorduk, daha sonrasında neler oldu? Kısaca bir özetleyelim. Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle seranın bir kısmında böyle şerit halinde bir zayıf nokta vardı. Evet. Kullanmadan önce hani bu bölgede sulamayı ne kadar arttırsak da diğer seranın diğer kısımlarına göre meyvede kalibreyi yakalayamıyoruz. Şimdi seramızı şöyle bir boydan gösterirsek bu tarafa doğru iki parça. Ortasında yol var. Şimdi bu taraf bir de tam arka evet. taraf dönelim arkaya doğru. Burası tam orta noktadayız aşağı yukarı. Evet. Orta bu noktası. Şu an gördüğünüz yerden toprak sıyrılıyor aşağı doğru 3,5 metre dolgu yapılıyor. Evet, doğru mu? Aynen doğru. İlk kuruluş aşamasında. Tabii burada yukarı kısımda sorun yaşıyorduk. Evet. Aşağıda biraz daha farklı olduğunu söylediniz. Evet. Bu sene neler oldu? Ya, burada neleri değiştirdi? Ya, bu sene mesela zayıf olan noktayla o normal olan taraf arasında normal olan taraf biraz daha yani ağaç kendini bozma şeyine meyline verse de hani biz 5. 6. salkımları topluyoruz şu anda. Evet. Artık sezonun sonuna yaklaştık. Bunların dikim tarihi neydi? Onu da söyleyelim. 15 Ağustos. 15 Ağustos. 15 Ağustos'ta. Şu anda sezonun sonuna yaklaşmamıza rağmen hani sezon sonu yaklaştı artık bizim için. Evet. Meyvelerde hani bir şeylik var. Kalibrelerde eşitlik. Bir standartlık olarak, şey olduğunu olarak, söylediniz. Standartlık var. Şimdi evet. Bu ihracata giden bir çeşit. Şuradan evet. Şöyle arkadan bir gösterelim yakın. Korvet dediğimiz bir çeşit. Burada şu an sezon sonu geliyor. Şunlar son maçalar, son şeylere gelmiş. Artık. Şimdi burada tabii ki toprağın düzenlenmesiyle birlikte su dengesi, topraktaki su dengesi sağlanmış. Evet. Hı hı. Fakat tabii ki siz normal zamana göre, normal düzene göre evet. sulamanıza devam etmişsiniz. Evet. Bu yüzden de yapraklarda böyle bir suya dayalı bir şey oluşmuş. Evet. Ama tabii ki bitki çalışmasına devam ediyor. Baktığımızda şöyle gösterelim. Şimdi mesela burası sarı. Bitkinin üst tarafları şey anlamında... Yine tekrar orada da canlılığı var. Devam ediyor. Şöyle gösterdiğimiz zaman bu şekilde tepe filizlerinin yürümesi şey gerçek evet. Yaprak rengi canlılığı devam ediyor. Aynen. Devam edelim. Şöyle ürün kalitesiyle ilgili. Şimdi aynen. suyla ilgili olayı çözdük. Evet. Ürün kalitesinden ziyade standart dedik. Aynen standardı var. Bir de aynı tarihte diken bu bölgedeki aynı tarihte diken arkadaşlara göre bir hafta 10 gün önce hale girdik. Erken ciliğimizi sağladık. Erkenciliğimizi sağladık. Verim anlamında ne diyebilirsiniz? Yani verim artışıyla alakalı. Şimdi verim burada anlamında, burada suyla ilgili sorun olduğu evet. bir yerde hem irileşme sorunu vardı. Muhtemel verim sorunu da evet. irileşme olmadığı için. Bir yüzde verebilir misiniz? Şu kadar arttı, bu kadar yani dengeye geldi. Yüzde olarak konuşmak yanlış olur. Çünkü güzel bir bu sene güzel bir ürün yetiştirebildik yani. Hı-hı. Evet. Ama hani nasıl söyleyeyim? Geçtiğimiz yıllara göre bir tık daha İyiyiz şu anda. Daha iyiyiz. Tonaj olarak iyiyiz. Şimdi toprağın düzenlenmesiyle birlikte su sorunu olan yani tesviye yapılmış Antalya bölgesinde genelde birçok yerde seralar kurulurken eğimli arazilerde mutlak surette bir tesviye yapılıyor ya da bir dolgu çekiliyor. Evet. Dolguya dağılı drenaj sorunu yaşanıyor. Bir kısmı suyu almıyor bir kısmı da suyu tutmuyor. Sizde her ikisi de vardı. Evet. Su tutmayan tuttu. Suyu aldıramadığımız evet. aldı. Aynen. Burada sadece şuna dikkat edelim. Rekor gelişim kullandığımız yerlerde suyu dengesini iyi kuralım. Bitkinin ihtiyacına göre evet. Normal standardımızı biraz değerlendirip ona göre verelim. Hı. Devam edelim. Başka söylemek istediğiniz? Evet, söylemek istedim. Hani bu tarafta zaten demin de gösterdiğimiz gibi ağaç olarak kendisini korudu. Anlattığımız gibi hani suyu normalde tutan taraf biraz kendisini bozsa da. Evet. Hani yine de kötü değil yani şu anda meyveler. Şöyle şeyler, bir aradan yani. Gösterelim mi? Bizim gösterelim. Yani sorunlu evet. diyebileceğimiz, yani sorunlu değil de sorun istediğimiz. Değil. Sorun değil ama hani. Şöyle. Evet. Şimdi, aha, şöyle artık bunu hakkını helal et artık. Tamamen, yo, yo. Şunu şey yapalım, şu yukarıyı gösterelim. Bunu koparamadım ben ya. Biraz şey oldu da. Şu yukarıyı gösterelim şöyle standartlığını. Bahsetmiş olduğundan standartlık evet. bu.
Şimdi bu üçüncü döllerden sonra zaten bu meyvede üçlü veya dörtlü tutum isteniyor. Toprakla ilgili, toprağın değişimiyle ilgili gözlemlediğiniz bir şey var mı? Yani toprakta su... mesela bizim burası kırmızı şöyle, toprak dediğimiz şey olduğu gösterelim. İçin şöyle yapınca mesela elinizde bir şeylik var, yumuşaklık var. Önceki şeyler... Çamurlaşma olmuyor herhalde, aynen, kırmızı toprak olması lazım. Kullanmadığımız zaman şöyle anlatayım. Mesela şu yürüdüğümüz ara gibi sert bir, hatta burası bile şu anda bak gördüğünüz gibi yumuşak, bir sertleşme oluyordu. Evet. Ve ben buraya şu olayı da yaptım. Mesela fide dönemindeyken karıklara su saldık. Şöyle. Bu sertleşmeyi yaptırması lazım. Hani demin ki demin de şey yaptım ya, şu şekilde mesela dokununca yine bir şey yapı var. Anladım. Gevşek bir yapı var. Yani oralarda da aynı şekilde kaymak olayını da anlatmak istedim. Hani mesela salma su ve sifon suyu dediğimiz hortum sulamasıyla yaptığım sırada kaymak olayı da biraz önlenmiş oldu yani. Yani kaymaklanma dediğimiz süreci aştı. Şimdi zaten burada sezon sonu geldiği için marul. Araya marul atmışız. Marul devam ediyor. Siz gözlemleriniz nedir? Ne söylemek istersiniz Murat Bey? Evet, Adem Bey. Şöyle gelin. Gübreleme konusunda bilinçli ve tecrübeli bir arkadaşımız. Kendisi zaten teknik anlamda da bir teknik eleman. Kendisi tecrübeli gübreleme konusunda, bitki besleme konusunda. Burada yaşadığı sorun daha önceki yıllarda kendi anlattığı gibi topraklarındaki bazı farklılıklar, yani bölgesel olarak su konusunda tutma ve tutamama konusunda yaşadığı sıkıntılardı. Bu sene bu rekor gelişimi kullanarak bu konuda bir fayda sağladığını kendisini belirtti. Bizim de zaten rekor gelişimi olarak kendisine öneri yaparken rekor gelişimin bunu sağlayabileceğini, bitkilerin topraktaki sudan daha iyi yararlanabileceğini kendisine ifade etmiştik. Yine topraktaki gevşeme, kabarma ve havalanma yine yaptığı gübrelemeyi de olumlu olarak etkiledi ve başarılı. Sonuç olarak da şöyle bir daha gösterelim. Şöyle yakın şurayı. Yani söylediğimiz standartlık, yani en üst döllerde şeyde yürümesi o şekilde devam ediyor. Adem Bey şöyle yapalım. Rekor gelişimi bu işin içinde olan biri olarak da hem seracı olarak hem de bu işin teknik kısmında da var olduğunuz için tavsiye eder misiniz? Öncelikle Kurşunlu, Aksu bölgesi, Türkiye'deki seracılara. Aynen. Şöyle söyleyeyim. İlk önce Murat abimin kendisi de biliyor. Onunla görüşmelerimiz sayesinde şey yaptık, ben kullandım. İlk önce tereddüt ederek kullandığım bir üründü. Evet. Ama hani şu anda söyleyebilirim ki gönül rahatlığıyla herkes kullanabilir yani. Memnun bir kalabilecek. Bir yan etki gördünüz mü? Herhangi bir şey? Herhangi bir yan etkisi yok. Daha burada konuşamadığımız birçok artımız da var aslında. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seranızı geliştirdim.